soğanlarımızı doğrayarak başlayalım. Bu arada ocağımın altını da açıyorum. Kuzu etini kuru soğan ve sarımsakla birlikte kavuracağım. Soğanlarımızın kabuklarını alalım. Soğanlarımı piyazlık bir şekilde doğruyorum. Şimdi de sarımsaklarımı aynı şekilde doğruyorum. Kuzu etlerini tencereye koyabilirim öncelikle. Biraz da tereyağı ekleyeceğim içerisine. Şimdi bunun içerisine soğan ve sarımsağımı da koyuyorum. Evet, soğan ve kuru soğanla birlikte kuzu etini ortalama 10-15 dakika bu şekilde kavuracağım. Kuzu eti önce biraz suyunu bırakacaktır. Arkasından da çekmeye başladığında diğer malzemelerimi de içerisine eklemeye başlayacağım. Kuzu eti güzelce kavrulduktan sonra suyunu da çekti. Şimdi diğer malzemelerimi de ekliyorum içerisine. Haşlanmış fasulyemi koyuyorum şimdi. Ve bununla beraber de bir gün önceden suda bekletmiş olduğum elma kurularımı da ekliyorum. Bunları da güzelce karıştırıyorum. Şimdi tuz ve biber ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi biraz su ekleyeceğim. Fazla değil. Bu suyu da ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra kapağımı da kapatıyorum şimdi. Bu şekilde 45 dakika pişiriyorum. Arkasından da yemeği servise sunacağım. Bakın elma taneleri de çok güzel bir şekilde yakıştı. Hafif bir karamelize de oldu. Şimdi bunun üzerine servis yaparken güzel bir tereyağı gezdireceğim. Pul biberli tereyağı. Çok güzel yakışıyor. Şimdi tereyağımı da hazırlamak için tavamın altını açıyorum. Ve bir yandan da yemeğimi servise sunuyorum. Tereyağımızı da ekleyelim bunun içerisine. Evet, tereyağımızı da bu şekilde güzelce eritiyoruz. Bunun içerisine pul biber koyacağım şimdi. Evet, tereyağımız güzelce kızardı. Bunu da şimdi yemeğimizin üzerine bakın bu şekilde gezdiriyoruz. Tereyağı ile birlikte bu güzel yemeği servise sunuyorum.